Tiyatroya gitmek isteyen var mı? Hafta sonu. Bende birkaç bilet var da fazladan. Korktunuz mu? <laughs> Hayrola artık tiyatrodan bahsedemez duruma geldiniz. Ya bu iktidar bu kadar mı sizi korkuttu gerçekten? Hafta iki gün önce bir e, tiyatro salonuna gidildi. Sayın Demirtaş'ın kitabının da aslında yer aldı o tiyatro konusunda. Çok değerli insanlar katılmıştı. Çok e, sevilen insanlar katılmıştı. Politikacılar, gazeteciler yine. E, anneler katılmıştı. İktidar en sonunda dayanamadı. Pa, patlama noktasına geldi. Güm diye e, patladı ve sanatçılara saldırmaya başladı. Politikacılara saldırmaya başladı. Vay efendim sen e, eşini neden falan tiyatroya gönderdin. Vay efendim neden falan sanatçı katıldı diye. Ee, ama karşıya baktığımız zaman tepkiler gerçekten de iyiydi. Sayın Kad Kadri İnanır'a da bir saldırı oldu biliyorsunuz. Süleyman Soylu televizyonda canlı yayında e, ismini de zikrederek e, bir saldırı gerçekleştirdi. Tayyip Erdoğan yine kendi grup toplantısında dayanamadı yine haykırdı, huy Kendisini dinleyen o zavallı insanlara yine bir mesaj vermeye çalıştı. Nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Valla bu işler ne kadar uzayacak bilmiyoruz. Selahattin Demirtaş herkese dert oldu. Adamlar Selahattin Demirtaş'ın ismini duyduğu zaman eskiden uyuz oluyorlardı. Şimdi uyuzluğun ötesine de geçtiler. Şimdi kuduruyorlar. Yani bundan birkaç ay, birkaç yıl önce Selahattin Demirtaş denildiği zaman adamlar bir terörist diyordu. İşte Selahattin Demirtaş'a terörist diyorlar. Biliyorsun yani bu akıl almaz bir şey. <laughs> Cumhurbaşkanlığı adayı olmuş adam birkaç dönem milletvekili yapmış, parti başkanlığı, eş başkanlığı yapmış. Üstelik hukukçu üniversiteyi bitirmiş. Üniversiteyi bitirmiş. Arkadaşları var. Biz beraber okuduk diyen arkadaşları var. Eskiden sadece işte böyle uzaktan ya bu adam teröristtir işte falan filan. Şimdi <laughs> bu bıraktılar. Kudurmaya başladılar. Selahattin Demirtaş ismi dahi Türkiye'de iktidarın yönlendirmesiyle birçok insanın rüyasına geliyor. Adamlar çıldırıyor. Ya insanlar dua ediyor diyor ki keşke Selahattin Demirtaş gibi değerli, mütevazi, işte dürüst, mert, okumuş bir insan benim rüyama gelse de bir haz alsam diyor. Bu adamlar kuduruyor. İsmini duyarken kuduruyor. bu İçişleri Bakanı var. Bir tane İçişleri Bakanı var. Ya soy ismini kim vermiş bilmiyorum. Bu adamın soy ismi hakikaten de çok güzel. Ama Allah'ın hikmeti ki adam söylemleriyle soy isminin tersi. Hiç, hiç böyle çakışmıyor. Tam ters bir yol çizmiş. Daha bir birkaç sene önce Tayyip Erdoğan'a söylemediğini bırakmayan, küfür, hakaret yani ağza almayacak şeyler söyleyen bir adam şimdi çıkmış. Ya öyle bir yalakalık yapıyor ki o yalakalığı da Kürt düşmanı yaparak yapıyor. Yahu e, bari başka bir şeyden tuttur ya. İyi görev yaparak bunu yap. İçişleri Bakanlığı doğru dürüst yaparak yap. işte. ama adam tutturmuş. Kürtleri kat ederek yalakalık yapıyor. Operasyon yapıyor Kürtlere yalakalık yapıyor. Kayyum atıyor yalakalık yapıyor. E, Sayın Demirtaş'a saldırıyor yalakalık yapıyor yani milletvekiline saldırıyor yalakalık yapıyor. Kürdün adına ne varsa, Kürt adına ne varsa adam yalakalık yapa yapa yapa, yapa. vallahi kendini bitirmek üzere. E, korkarım yakında verem olup gidecek. Geç, iki, kaç gün önceydi? Canlı yayında burnu kanadı. Böyle ağzını tuttu, canlı yayını kestiler. Burnundan gelir tabii ki sen İnsanların hakkına tecavüz edersen, hakkını hukunu yersen, malını malına el koyarsan tabii ki Allah'tır bu vallahi. Başka yerlerden de her an her şey olabilir. Çıkabilir bu. Bilmiyoruz. Öte taraftan ya bir Cumhurbaşkanı var. Adamın Selahattin Demirtaş'tan başka bir işi yok. Biliyorum. Selahattin Demirtaş çok mu onun rüyasına gidiyor? Rüyada korkutuyor mu onu? Vallahi yani bu şaka değil. Yani bunlar bir Selahattin Demirtaş hubisi olmuş durumda. AKP içerisinde. Milletvekilleri öyle. Bakanları öyle. Cumhurbaşkanları öyle. Yani Selahattin Demirtaş dendiği zaman adamları bir titreme tutuyor. Niye? Çünkü e, koltuklarını sallayabilen tek kişi Selahattin Demirtaş'tır. Onu oradan indirebilecek, onu halk gücüyle oradan indirebilecek, e, Türkiye'ye gelecek aydınlık bir gelecek yaratabilecek tek kişinin Selahattin Demirtaş olduğunu bildiği için adam Selahattin Demirtaş denince adamın cinleri ürperiyor. Tüyleri ürperiyor. Cinleri tepesine geliyor. Adam ne dediğini şaşırıyor. Ya düşünsenize Mecliste adam canlı yayınlarda e, e, canlı yayınlarda konuşurken bu grup toplantısında adam mimiklerine baktığın zaman böyle ismini de anamıyor Korkudan. Yani o kadar bir nefret var ki içerisinde. Demirtaş'a karşı o kadar bir nefret var ki çünkü 7 Kasım'da adam aldı ya darbe iktidardan indi ya. O günden sonra bir daha kendine gelemedi. Öyle bir yumruk aldı ki öyle bir sağ e, kroşe yedi ki e, o seçimlerden sonra bu iktidar bir daha kendine gelemedi. Ne oldu? Hemen e, işte imdadına e, MHP yetişti. MHP de bir kroşe yedi. Valla AKP e, ile MHP şu anda işte tutuşmuşlar. Birlikte düşmemek için çabalıyorlar. Var ya ringin kenarına gelmiş ikisi de. E, ringten her an düşebilirler. Yani AKP düşerse MHP ile birlikte düşer. MHP düşerse AKP ile birlikte düşer. O yüzden ikisi de son demlerini oynadığı için her türlü saldırıyı e, meşru görüyorlar. Az önce e, haberlerde geçti. Yine e, İstanbul e, HDP il binasına bir kişi e, silahla giriyor, Yedi el ateş ediyor. Allah'tan kimseye bir şey olmuyor. E, kimse yaralanmıyor. Ki bilgiler şu anda öyle. Adam nereye kaçıyor musunuz? Adam o il binasından çıkıp Hemen yan tarafında polis karakolu var. Polis karakoluna sığınıyor, kaçıyor. Arkadaşlarının yanına kaçıyor. Ona o talimatı verenlerin yanına gidiyor. Onlar için, onun için en güvenli yer orasıdır. Yani biraz sonra bırakacaklar ki ifadesini alıp, ya işte bırakıp gidecekler. Dolayısıyla böyle bir iktidar var. Korkarız ki, umarız ki bundan sonra böyle bir şey olmaz. Bu tür saldırılar hiçbir partiye gerçekleşmez. Ahlaksız dışı bir şeydir bu. Yani bir siyasi partinin sizin kabul ettiğiniz, İçişleri Bakanlığı'nın, sizin bütün anayasanın kabul ettiği e, yasal bir partiye saldırmak ahlaksızlıktır. Onu korumamak ahlaksızlıktır. Hani orada polisler var, niye korumuyorlar? Adam dünden girmiş e, HDP il binasına. Ya o korumalar ne iş yapıyor orada? Belki onlar yaptırmış ki ortaya da çıkmaz zaten. Ki ihtimal de öyledir. O zaman siz yasal olarak kabul ettiniz mecliste grubu olan Türkiye'nin en büyük üçüncü partisi olan bir partiyi korumak zorundasınız yani devletseniz eğer kendinizi devlet olarak görüyorsanız siz o partiyi o partinin çalışanlarını korumak zorundasınız ve her vatandaşınızı korumak zorundasınız e, düşüncesi görüşü ne olursa olsun sizin her vatandaşı koruma gibi bir zorunluluğunuz var e, Sayın Soylu bunu unutma bir gün senin de korunmaya ihtiyacın olacak o günler de yakındır o zaman kimseni koruyacak ki? Yine devlet sistemi, bu hükümet e, ki o zaman kim olur bilemiyoruz. Seni korumak zorundadır. Sen de bir insansın sonuçta değil mi? Biz seni insan olarak görüyoruz. İnsan olduğun için de senin o hak ve hukukun da vardır. E, ki sen de korunacaksın o zaman. Dolayısıyla e, insanların hakkını korumak insanın bir görevdir. E, düşüncesi e, ne olursa olsun. E, şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Görüşmeden önce de mutlaka kanala bir abone olun, zil sesinde tıklayın, orada bütün iletileri işaretleyin. Yaptığınız videolardaki bütün iletiler size ulaşsın diye. Görüşmek üzere, hoşçakalın.